Hazırsınız değil mi? Evet. Önce sizi tanıyalım. Ben Tepeoz Mahalle Muhtarı Necdet. Muhtarın burası da size bağlı. Küçük burası Bahçe Mahallesi, Tepeoz'un Mahallesi. Ayrı ayrı mahalle mi oldu? Nasıl oldu bunları? Yani mahalle ayrı ayrı mahalle olmadı. Tepeoz Mahallesi Yeni Liman mevki iskelesi olarak geçiyor. Limanımız var. Güzel bir limanımız var. Biraz yüksek sesle konuşacağız. Ben bu balık durumunu soracağım. Bu levrek durumunu soracağım. Valla bu balık durumu çok güzel bir şey şu anda. Vatandaşlar, herkes buradan faydalanıyor. İşte olta balıkçılığı genelde yapılıyor şu anda. Kalabalık insanlar geliyor. Hafta sonları biliyorsa bayağı bir yoğun oluyor. Bir hareketlik geldi. Esnaf bir faydalanıyor bundan. Bir sebepleniyor bu işten. Küçük tekneler, balıkçılar da kendilerine göre bir şeyler yapıyorlar. Onlar da bir ekmek. Yeni limanlı memnun mu bu işten? Yeni limanlı şu anda memnun. Yalnız şöyle de bir şey var. Vatandaşların arada sırada bir şikayetler de oluyor. Çünkü herkes yiyeceğinin üzerinde balık yakalama başladı. Yani işte bir aileye 5 kilo, 4 kilo, 3 kilo balık yetiyorsa bazıları geliyor 60-70 kilo bile yakaladıkları oluyor. Abartıyorlar. Onlarla ilgili şikayetleri yani, ben de alayım ama buna Sahil Güvenlik İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerinin yani, bunu denetlemesi lazım diye düşünüyorum. Evet, kontrol altına alsalar daha iyi olur. En azından idamesi açısından iyi olur. Belki polis, yani jandarma da bu işlere karışması gerekecek. Belki zabıtanın karışması gerekecek. Belki yani işte ama bu görev alanı hangine giriyorsa onların biraz da işte bu işi bu balık işi hepsinin görev alanına giriyor. Sahil güvenliğin giriyor. Emniyetin giriyor. Jandarmanın giriyor. Belediyenin giriyor. Hepsi köy muhtarlarının bile şeyine giriyor. Bizim de giriyor fakat biz liman içine kooperatif olduğu için burada şimdi liman ve çevresine muhtar olarak biz şey yapamıyoruz. Yani fazla bir etkinliği olamıyoruz. Ama avlanmak bir kişinin... Sadece kooperatif başkanlığı İkaz ediyoruz. O gereken tedbirleri almaya çalışıyor. Alıyor veya alamıyor, onu bilemiyorum. Bu balık hepimizin, bir hepimizin kişinin avlanma limiti günde 5 kilodur. Ya bir ben kişi 10 kilodur. Ben de öyle biliyorum ona ama çok yoğun yakalayanlar var. Ya yani dikkat edilirse bu balık uzun süre devam edebilir burada. En azından yavrulama döneminde mesela çoğalma imkanı sağlanabilir. Ama biz bunu hem tüketirsek, bir anda tüketirsek 3 gün sonra, 5 gün sonra, 1-2 ay sonra olmaz. Tüketmiş olacağız. Bir sefer ondan da faydalanacağız. Hayal kuralım. Eskiden ne balık vardı, ne balık hep vardı. Öyle hep öyle. Yani işte bizim çocukluğumuzda biz burada onu yaşıyorduk. Lüfer çıkıyordu bol miktarda. Bütün bayanlar, çocuklar, herkes yani elinde bir misinayla lüfer yakalıyordu. Bitti, tükendi o balık, kalmadı. Şimdi böyle bir levrek durumumuz var. Bundan da çoğu insan sebepleniyor ama İstihap haddinden fazla yakalıyorlar insanlar. Yani tüketicinin fazlasını yakalıyor. Ha belki konu komşusuna dağıtıyor. Ticari amaçlı yapmıyorlar belki ama biraz daha şey olsa, kontrolü olsa daha iyi olur. Her azından her hafta geldiğinde 2-3 tane yakalar. O zaman muhtarım bununla ilgili hem kaymakamla hem belediye başkanına hem emniyet müdürüne bir müracaat edelim. Beraber gidelim, anlatalım, derdimizi anlatalım. Bir kontrol mekanizması oluşturalım. Biz kendi kendimize yapsak başımıza dert alacağız zaten. Evet. Temizlik konusu nasıl? Çevreyi temiz bırakıyorlar. Nasıl yapıyorlar? Çevreyi temiz bırakmıyorlar. Bir de ben ondan ciddi da... Ciddi misin? Ya, yakışmaz evet. Ama. Aslan yattığı yerden belli olur, olmaz. Bu limanın etrafında bütün herkes balık yakalıyor. Nimet'i siz, al, külfetini buraya bırak. Herhalde. Gördüm ben tabii. Hafta sonları burada 50 kişi, 100 kişi oluyor. Ve bu insanlar gece sabaha kadar da yakalıyorlar. Ben zaman zaman dolaşıyorum. Bakıyorum bira içmiş, bırakmış. Su içmiş, bırakmış. Poşetini bırakmış. Olmaz. Yani olduğu yerde bırakmış bunları. Yani... bırakanı da göremiyorsunuz. Hadi bir sefer toplattırıyorsun. İkinci sefer bakıyorsun gene aynı şekilde ertesi günü. Bizim de burada o şekilde bir fazla bir imkanımız yok. Her gün insanlar hadi toplayalım şunu, her gün toplayalım. Ama onların yaptığını biz toplamak zorunda mıyız? İnsan kendisi toplamalı. Hayır, bilinçli yani, balıkçı, bilinçli insan evet, bunları temiz bırakması lazım. Yani burası temiz tutarsan çok daha güzel olur. Yani. Hayır, burası bir de göz önünde yeri bu kadar ki pis yapıyorlarsa bu kimli ya, başka yerde ne yapıyorlar ya, o zaman? Siz de biliyorsunuz yani bizim bu Yeni Liman dediğimiz yer, mevkimiz bu civarda bulunan köylerin merkezi gibi bir yer. Her gelen geçenin uğradığı, oturup bir çay içtiği, sohbet ettiği bir yer burası. Biz burası istediğimiz kadar temiz tutmaya çalışıyoruz. Ama o gelen insan bu şekilde davrandığı sürece de biz burası temiz tutamıyoruz maalesef. Böyle bir sıkıntı var. Herkes balıklıyor. Çünkü herkes yakalamaya çalışıyor. Evet. Ve atan da boş çekmiyor. Bir tane, iki tane de olsa yakalıyor. O gidiyor, şeyini, ne
mevsimi. Evet, ben de şey yapıyorum. Boş yani. Dönen yokmuş. Şöyle, öyle ya da böyle evet, mutlaka bir ya da iki balık. Hiç devre tutmadım diye yok. Hayatımda hiç devre tutmadım. Da gelen insanlar yakalamış evet, burada. Yani hiç balık falan böyle sapını yakalamıyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İlginize. Ben ileteceğim ilgili yerlere ve bunu zaten izleyen izleyeceğimiz de bunu en bilecekler geldi de temizliğe dikkat edecek. Evet, yani en büyük olay temizlik olayı zaten. Yani inanın burada o temizlik olayında biz çok sıkıntı çekiyorum ben. Yani vatandaş geliyor, her şeyden önce mesela şurada bir tekne bakım yeri diye bir yer var. Yani çekecek yeri olmadığı halde bu şekilde kullanılıyor senelerdir. Orada bile teknesinin bakımını yapıyor, buralı değil. Başka yerden teknesini getiriyor, bakıyor, temizliyor teknesini, boyasını, badanasını yapıyor, teknesini toparlıyor. Ama pisliğini orada bırakıyor. Ve bir de en çok şikayetçi olduğum dava, adamlar bakkaldan bira alıyor. Şarap alıyor, gidiyor orada içiyor, şişeleri oraya atıyor, kırıyor. Olmaz, yakışmaz. Yani bu böyle bir, yakışmaz yani bu iş. Yani bunu bir zat tarafta almak gerekiyor. Bunu pazartesi başkanımızla da bu konuyu görüşelim. Pazartesi başkanımız gelince bir görüşelim bunu. Bu bayağı bir yoğunlaştı. Kaymakam Bey'le de görüşmek evet, lazım. Onu da görüşmemiz lazım. Yani bir yetkili iki kere dolaşsa, balık kontrolü yapsa, 5 kilo dolduran gitse hiç sıkıntımız kalmaz diye kalmaz, düşünüyorum ben de. Kalmaz, hakikaten kalmaz. Yani herkes burada gelir balık yakalar. Tamam. Hafta sonu tatile gelir adam, iki balık yakalar, zevkini alır. Hayır, biraz da denetim yani, olması şart işte, zaten. Denetim olmayınca da biraz suistimal eden çok oluyor. Suistimal eden çok oluyor. Maalesef çok oluyor. Kontrol edilmesi gerekiyor, gelenin gidenin. Yani herkes geliyor buraya şimdi. Doğru. Böyle bir olayımız var. Çok teşekkür ediyorum. Vallahi inşallah güzel olur. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Namaz ama Allah kabul etsin.